Arkadaşlar merhaba. Başarı Zamanı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Enes Hoca. Bugün sizlerle TYT Coğrafya sınavda çıkabilecek soruları hazırladık arkadaşlar. Bu soruları Pelikan Yayıncılık'tan aldık. Siz de o deneme sınavını alabilir, soruları çözebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hem MSÖ'yü hem de TYT sınavında çıkabilecek muhtemel soruları birlikte çözeceğiz. Arkadaşlar, soruları geçmeden önce sizden bir ricam var. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Maalesef ki videoyu izleyenlerin %80'i %90'ı kanalımıza abone değil. Bizlere destek olabilme adına kanalımıza abone olursanız mutlu olurum. Şimdi hemen sınavda ne çıkar, ÖSYM nasıl sorar bunu göreceğiz. Hemen birinci sorumuzdan başlıyoruz. Diyor ki birinci sorumuz. Bir ülkede birinci ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranı çok yüksek ise bu ülkeyle ilgili hangisi doğru olmaz? Arkadaşlar şunu sakın unutmayın. Birincil ekonomik faaliyet deyince aklımıza ne gelecek? Aklımıza tarım gelecek arkadaşlar. Yazamadım ama birincil ekonomik faaliyet deyince aklımıza tarım, hayvancılık, balıkçılık, madencilik gelecek arkadaşlar. Birincil ekonomik faaliyet gelişmemiş faaliyettir. Doğum oranlarının fazla olduğu gelişmemiş ülkelerde birincil ekonomik faaliyet fazladır. Peki hocam ikincil ekonomik faaliyet ne? İkincil ekonomik faaliyet üretim faaliyetidir. Yani sanayi faaliyetidir. İkincil budur. Üçe baktığım zaman hizmet sektörü vardır. Arkadaşlar ikincil ve üçüncül ekonomik faaliyet daha çok gelişmiş ülkelerde yaygın iken birincil ekonomik faaliyet ise gelişmemiş ülkelerde fazladır. Dörde baktığımız zaman yazılım, bilişim, donanım vardır. Beşte ise yöneticiler, CEO'lar vardır diyeceğim. Bakıyorum. Çok yüksek birincil ekonomik faaliyet hangisi doğru olmaz? Kişi başına düşen milli gelir fazladır. Bu doğru değildir arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği olacak. Hemen açıklayacağım size. Okuryazar oranı düşüktür. Çünkü birinci ekonomik faaliyet tarımdı. Tarımda çalışan nüfus fazla ise o zaman bu gelişmemiş ülkeydi. Okuryazar oranı düşüktür. Tarımsal verimlilik düşüktür. Şimdi buraya baktığım zaman eğer sen makineleşme yapmazsan, gübre kullanmazsan, bu ne yapar? İklime çok bağlıysan tarımsal verimlilik düşüktür. Sanayi üretimi azdır. Dedik zaten birincil ekonomik faaliyet tarımdır. İki sanayi, bir fazlaysa sanayi üretimi azdır. Teknoloji de dışa bağımlıdır. Doğru. Gelişmemiş ülkedir. Peki hocam neden ha? Gençler kişi başına düşen milli gelir fazla olmaz. Gelişmemiş ülkelerde kişi başına düşen milli gelir azdır diyeceğiz. O yüzden cevabımız A şıkkı diyoruz arkadaşlar. Evet, izohips sorusu. ÖSYM'nin kaç yıldır yaklaşık 2017-2018 senesinden sonra sormadığı soru tiplerindendir izohipsler. Hemen birlikte bakalım. Hangisi yoktur diye sormuş. Arkadaşlar şimdi buraya baktığım zaman delta var. Peki hocam nerede? Bakın arkadaşlar şudur delta. Buraya baktığım zaman akarsuyun taşıdığı alüyonların denize biriktirmesi sonucu oluşan çıkıntıya biz ne deriz? Arkadaşlar delta deriz. Delta daha çok denizlerde olur. Kıyının sığ olması lazım. Yani derinliği az. Dalga ve gelgit olmaması lazım. Bir yerde delta varsa arkadaşlar haliç yoktur. Zaten cevabımız E şıkkı çıktı burada maalesef ki. Delta varsa bir yerde unutmayın haliç yoktur. İkisi aynı anda olmaz. Peki neden olmaz? Arkadaşlar dalga birikim şeklidir. Haliç aşınım şeklidir. Bir baktığımız zaman burada hem aşınım hem birikim olmaz. Peki hocam boyun nerede? Gençler iki tepe arasında kalan kısma boyun denir. Burada. İki tepe arasında kalan boyundur. Çanak, diğer bir ifadeyle kapalı çukur. Arkadaşlar oku gördüğünüz zaman oklar size çanağı verecek, kapalı çukuru verecek. Peki hocam bu ne demek? Gençler burada ne var? Bir çukurluk vardır. Şöyle bir çukurluk olduğunu gösterir burada. Bir çukurluk olması çanaktır. Sırta baktığımız zaman hemen şu kesimlerde nedir arkadaşlar? Sırt olduğunu, şuranın sırt olduğunu görmekteyiz burada. Haliç yoktur. Peki hocam haliç nedir? Haliç daha çok okyanuslarda olur arkadaşlar. Böyle içeriye doğru çıkıntı görürsünüz şöyle. Bu çıkıntıya haliç denir. Ne yapar burada? Deniz içeriye ya da okyanus içeriye doğru girmiştir burada. Biz buna haliç diyoruz. Üçüncü sorumuz. Gayet güzel soru arkadaşlar. Pelikan Yayıncılığı'nın hazırladığı sorular. Ben çok beğendim soruları gerçekten. Siz de denemesini alarak çözebilirsiniz. Diyor ki hangisi yanlış eşleştirilmiştir? Bakıyorum bir numaralı bölge sanayi bölgesi. ÖSYM bu bölge türlerini son yıllarda çok soruyor arkadaşlar. MSÖ'de karşınıza bölge türlerine ilgili bir soru gelebilir. Bakıyorum bir numara neresi? Çatalca şurası arkadaşlar. Şurası Kocaeli. Çatalca Kocaeli Yarımadası. Türkiye'de nedir? Sanayinin fazla olduğu, sanayinin yoğun olduğu bir yerdir. O yüzden bir numarayı alacağız biz sanayi. İki numara zeytin bölgesi. Zeytine baktığımız zaman ülkemizde özellikle Ege bölgesinde ve Akdeniz bölgesinde yaygın olduğunu görüyoruz. Ama zeytin de bir numara Ege bölgesidir. Doğru. Üç numara engebeli arazi. Arkadaşlar Sutuz Gölü çevresi.
Tuz Gölü ve çevresi kim var? Konya var. Konya engebeli mi? Değil arkadaşlar. Bu kesime baktığınız zaman daha çok düzdür burada. Nüfus seyrektir ve nüfusun seyrek olmasının temel sebebi de iklim şartlarıdır. Yani kuraklıktan dolayı diyeceğiz. Cevabımız burada 3 olacak. Hemen diğerlerine bakıyorum. 4 numara Delta Ovası. Arkadaşlar 4 numarada Adana. Türkiye'nin en büyük delta ovası olan Çukurova vardır diyeceğiz. 5 numara seyrek nüfuslu. Arkadaşlar burası neresi? Hakkari. Hakkari dağlık bir alandır. Dağlık bir alan olduğu için seyrek nüfuslu diyeceğiz. O yüzden cevabımız E seçeneği, pardon. Cevabımız C seçeneği olacak. E seçeneğimiz doğru burada arkadaşlar. Seyrek nüfuslu bölge diyor. Hakkari dağlık olduğu için seyrek nüfusludur. Ama burada 3 numara engebeli değil, düz arazidir diyeceğiz. Evet, dördüncü sorumuz diyor ki aşağıda Menderes oluşturan akarsudan bir kesit verilmiştir. Arkadaşlar Menderes'e baktığınız zaman Menderes eğimin azaldığı yerde akarsuyun büklümler çizerek akması olayına ne denir? Menderes denir arkadaşlar. Genellikle eğimin azaldığı yerde hidroelektrik potansiyeli azalmıştır burada. Ve yatak eğimi hem yana aşındırma hem de derin aşındırma şeklinde ilerler. Hangisi söylenemez? Uzunluğu artmıştır. Arkadaşlar akarsu böyle akarken böyle artmış. O zaman uzunluğu artmış mı? Evet. Vadi derinliği azalmıştır. Arkadaşlar akarsu böyle yavaş yavaş burada ne yapıyor? Akıyor. O zaman aşındırma yapabilir mi? Hayır. Aşındırma yapamadığı için arkadaşlar baktığımız zaman vadi derinliği azalmış mı? Evet azalmıştır. Çünkü derini aşındıramıyor diyeceğiz. Doğrudur. Akış hızı azalmıştır. Evet böyle yavaş yavaş sallana sallana ne yapıyor burada? Akıyor. O zaman akış hızı yavaşlamıştır. Taşıdığı maddeleri biriktirir. Hem aşındırma hem birikim şeklidir Menderes arkadaşlar. İki tane var bu. Hem aşınım hem birikim şekli. Bir Menderes, diğeri de Taraça arkadaşlar. Bakıyorum taşıdığı malzeme biriktirir. Gelir buraya, buraya çarpar. Şuraya biriktirir, çarpar, biriktirir. Doğrudur. Eğimin fazla olduğu arazilerde değil, eğimin az olduğu arazilerde ben Menderes'e rastlarım. O yüzden cevabımız E şıkkı diyeceğiz arkadaşlar. Gayet de güzel bir soruydu. Menderes özleminin sevdiği sorulardandır arkadaşlar. Lütfen M'ye de dikkat edin ki T'ye de dikkat edin M buna. Evet arkadaşlar en sevdiğimiz konu olan özel tarihlerle ilgili bir soru. Diyor ki Ankara'da oturan bir kişi 21 Aralık tarihinde başka bir kente gitmiş ve kentte gündüz süresinin arttığını ve yerel saatin ileri olduğunu görmüştür. Arkadaşlar Ankara'dasınız ve 21 Aralık tarihinde gençler 21 Aralık tarihinde bizim için en uzun gece mi yaşanıyor? Evet arkadaşlar. En uzun gece yaşanırsa ben kutuba doğru kuzeye doğru gittikçe gece süresi artar mı? Artar. O zaman ben Ankara'dan Artvin'e doğru gittikçe gece süresi artar mı? Evet. Ama burada ne diyor? Gündüz diyor. Artvin'i eledim mi? Eledim. O zaman hocam benim nereye gitmem lazım gece gündüz süresinin artması için? Benim arkadaşlar nereye gitmem lazım? Benim güneye gitmem lazım. Ekvatora yakınlaşacağım ki gündüz sürem artsın. İkisinden birindeyim. Tekrar ediyorum. 20 zaman diyeceğiz ki tekrardan ne oldu? Ankara'dan Muğla mı, Mardin mi? Devamında diyor ki yerel saatin ileri olduğunu. Yerel saat ileri ise eğer nereye gidecek? Mardin'e gidecek. Cevabımız burada ne olacak arkadaşlar? Mardin olacak diyeceğiz. Çünkü daha doğuda olmasından dolayı. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar son sorumuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diyor ki Türkiye'de bir yöreye ait sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir. Buna göre hangisi doğru olmaz? Arkadaşlar şimdi böyle bu grafiğe baktığınız zaman grafikte en fazla yağışın ilkbahar ayında aldığını görüyoruz. Peki hocam bakın ilkbahar olduğunu nereden anladım? Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs. İlkbahar yağışı alıyoruz arkadaşlar. O zaman burası neresi olabilir? İç Anadolu bölgesi olabilir. Çünkü ilkbahar yağışını en fazla İç Anadolu alır. Şimdi bakalım yazlara sıcak ve kurak geçer. Şimdi bakıyorum yazlar arkadaşlar yağış var mı? Az çok da olsa bir yağışın olduğunu görüyoruz. Diğerlerine bir bakalım. Bölgedeki bitkileri düşük kış sıcaklığına uyum sağlamıştır. Şimdi arkadaşlar kış sıcaklığı bakın 0 derece civarında. O zaman doğru mu? Doğrudur. Yağışların önemli bir kısmı ilkbahar mevsiminde alır. Zaten söyledim. Kışları soğuk ve kar yağışlı geçer. Arkadaşlar kar yağışlı geçmesini nereden anlayacağız? Eğer 0 derecenin altında düşüyorsa bu nedir? Kar yağışlı geçer. Doğrudur bu. Bu koşullar daha çok kıyı bölgelerimizde yaşanır arkadaşlar. Lütfen şunu unutmayın.
Türkiye'de kıyı bölgelerimizde hiçbir zaman sıcaklıklar 0 derecenin altına düşmez. Lütfen unutmayın bunu. O yüzden cevabınız E şıkkı olacak. Tekrar ediyorum. Türkiye'de hiçbir zaman sıcaklıklar 0 derecenin altına düşmez. O yüzden cevap E şıkkı. Peki neden A'yı elemedim burada? Yazlar sıcak ve kurak geçer. Arkadaşlar bakın az da olsa bir yağış olduğunu görüyorum ben burada. O yüzden dedim ki bir kalsın bu. Yani garanti aldım işim en azından. E'ye baktığım zaman bariz bir şekilde yanlıştır. Cevabımız E şıkkı. Evet arkadaşlar bu sorularımızı da bitirdik. MSÜ'ye kadar ve TYT'ye kadar devam gelecektir. AYT'ci arkadaşlarım da onlara da gelecek sorular. Lütfen takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.